Herkese selamlar dostlar. 27 Ocak Cumartesi 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cumartesi için 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Gönderdiğiniz beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Yine sizlere ideal bir kombine önereceğim. Artı 500'ün üstünde beğeni geldiği takdirde pazara da kombine önermesi yapmaya devam edeceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar katı telegram gruplarımız yenilendi. Her ay olduğu gibi yine Şubat ayı içinde katı Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Geçen ay çok başarılı geçti. Hatta artı 12.708 TL'de net kar yaptık. Bunu da belirtelim. Sadece yüksek misli seviyesinde birazdan bahsedeceğim zaten. Şubat ayının başında gelmek isteyen herkes benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Veya katıl butonundan satın alıp gelebilir. Bir adet maç skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Hafta sonu her zaman olduğu gibi 3 kişi alıyoruz. Güzel maç olmasını beklediğim için ben de maça gideceğim. Alanya Spor, Pendik Spor maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi de katıl telegram gruplarımıza alalım. Yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray maç skor yarışmasını kazanan da Mehmet Kılıç isimli arkadaşımız. Şubat ayının sonuna kadar da gruplarımıza kalacak. Benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Dediğim gibi gruplara gelmek isteyenler, her türlü soru, görüş, önerisi olan herkes benimle buradan doğrudan iletişime geçebilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Mislerimiz devam ediyor. Son iki mislimiz. Ekranda Hastan'ın mücadelesi vardı. Ev sahibi 113.5 üst olarak değerlendirdik. 2800 misli verdik. Dün de Fenerbahçe Beko ile Bologna'nın mücadelesi vardı. Ben sizlere genel üst olarak YouTube'da vermiştim zaten. Geldi. Yüksek misli olarak da 1200 misli olarak da 1.45 gibi oranlar. yasala göre oranlar bu arada. Bunu bilgisini vereyim. 1200 misli önerdik. Yüksek misli bahislerimiz de kazanarak devam etti. Ocak ayını kapattık. Kasa ne durumda? Diyerekten göstermek gerekir. Arkadaşlar bu yasal Kazanç haberiniz olsun. Avrupa'da yaşayan veya Avrupa'dan oynayan her fark etmez. E, artı 20.000'i 20 bulmuştur. Biz burada artı 12.708 TL net kar yaptık. Şubat ayı içinde bol şanslar dedik. Yüksek misli seviyemiz bu şekilde. Verdiğimiz her mislinin altına yazıyoruz ki. 1200 TL, 3000 TL. Canlı veriyoruz 500 TL. O şekilde ilerlediğimiz için de. Ay sonu net kar zararı hepsi ortada. Burada da biz artı 12 bin TL net kar yaptık. Güne yeşil uyandık arkadaşlar. Sabah yeşil uyanmakta. Dün gece vermiş olduğumuz en büyük bunu 2 lük oran bastım mücadelesi. Los Angeles Lakers'a da ev sahibinin 115.5 üstünü verdik 1.62. Çok güzel orandan kazandık. Hatta bir arkadaşımız da yazmış ki ya reis yani kral güne nasıl başlamışız? Kangalım yazmış. O yüzden tebrik edelim diyerekten de güne çok güzel başlangıç yaptık. Onun da bilgisini verelim ve devam edelim. Canlı olarak zaten gruplarımızda izlediğimiz maçları önermeye devam edeceğiz. Canlı olarak da Cuma Cumartesi Pazar 3 gün ekran başında mesai yapacağız. O şekilde bilginize stat'tan da canlımız olacaktır. Her gün açık Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında oraya da ücretsiz bir şekilde katılıp Cumartesi günü yapacağımız stat canlısına mesela oraya da bahisleri atacağımızı bilmenizi isteriz diyerekten de başlayalım. Sizlerden isteğimiz artı 500 seviyesinde beğeni. Hemen iki sayını zarıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok çok teşekkürler. İlk mücadelemizde Alanya Pendik Spor'la başlayalım. Agalar'ın bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Alanya mücadelesinde ev sahibi favori göstermişler. Fakat Pendik son dönemde inanılmaz bir performans sergiliyor ve şunu söyleyeyim. Yani herkese para yağıyor. Birine Abdülkadir Ömür'e 7 milyon euro teklif etmişler sanırım. Böyle bir haber vardı. Gerçeklik payını bilmiyorum ama yaptığı transferlere baktığımız zaman da gerçekten Mama Umut Nail gibi isimler takımda büyük iş yapıyor. Pendik Spor böyle giderse bence zaten ligde de kalacaktır, tutulacaktır. Çok iyi transferler yaptı. Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sorabiliriz. Alanya'ya baktığımız zaman da Fatih Tekke ile birlikte ben gerçekten beğenmiyordum. Bu arada şu an Alanya'dayım. Dedim ya yarın da maça gideceğim zaten. Ben maçların çoğuna da giderim. Kombinemiz var zaten. Gideriz yani arkadaş agalar grubuyla. Ya yani beğenmiyordum. Takım sonradan şu an çok iyi oldu. Bir sadece 9 numaranın beceriksizliği var Cordova'nın. Onun dışında gayet güzel. Mücadeleye ben idealden KG var bekliyorum. Oran 1.50 bandında ideal kombinemin ilk mücadelesi yaptım. İddia komunda bir 60 oranı var zaten bunun. Bereket versin. Hatta bir 51 mi oldu anlık olarak bilmiyorum ben var bekliyorum. Maç güzel geçerse ilk yarıdan 1.5 üstünde olmasını bekliyorum. Yani tempolu bir maç bizlere bekliyor diye düşündüğümden kaynaklı ilk yarı 1.5 üstünde da 2.32'lik sisteme atabileceğiniz bir oran olduğunu söyleyeyim. Real Sociedad'la Raya Vallecano mücadelesi. Ben burada ev sahibine gittim. Neden ev sahibine gittim ama çok da yemiyor aslında. Ama Oyarzabal takıma döndü. Baranetçiya takıma döndü. Kubo eksikliği milli takımda. Ya bazı önemli eksi, eksiklikler özellikle Oyarzabal'ın balan takıma dönmesi olumlu yönde takıma yansıyacaktır durucum hattında. Son sert tabi mücadelesinde 1-0 kazandı. Onca, öncesinde 4 mücadelede galip gelemiyordu. Beraberlik ve mağlubiyetleri var. Real Sociedad'ın bu maçta kendi evinde da geçen maç ikinci yarı girmişti. Burada da ilk 11 başlayacaktır diye düşünüyorum. Matsunu 1.46 e e gibi oradan önerdim. Skor beklentim ne diyor? sorarsanız 2-0, 2-1 ayarın olması kaynaklı. Yüksek oranıyla ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Riyad adın galibiyeti 2-3 gol aralığında da kalabilir. Onun da oranı 1.78 bilginize. Atalanta ile Udinese mücadelesi tek bir tercih var bu mücadelede. Atalanta'yı son mücadelesini izledim. Özellikle şu ev sahibine kendi evinde oynamış oldu. 15 dakikada 3 tane gol attı. O maç kuponda vardı hatta ideal kuponumda vardı. Kuponda geldi şöyle verdi. İlk yarı en çok korneri Atlanta kullanır diyerekten önermiştim. Arkadaşlar tarif aynı değişmeyecek. Şu an kornerler kapalı ama ilk yarı en çok korneri burada Atlanta bekliyorum. Oran ideal olacaktır. Bir seviyesinde bir oran olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ilk yarı en çok korneri burada Odunese'ye karşı Atlanta kullanacaktır. Oran yetersiz gelirse genel kornerde alabilirsiniz. Avrupa'da bir bandında oranı vardı. Yani Türkiye'de de bir 40 bir 38 bandında bir oran açılabilir diye düşünüyorum. Bilginize ilk kere en çok korneri Atalanta kullanır diyorum sizlere. Stuttgart'la Leipzig karşılaşması. Stuttgart'ta durum vahim. Özellikle yani beceriksizlik var. İnanılmaz bir beceriksizlik var. Deniz Undavla olacak bir iş değil. Son mücadelesinde de zaten mağlup oldu. Yani gol atamıyor. Aga. Takım beceriksiz. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Son maçta zaten olaylar vardı. Maç durdu, soğudu, oyuncular tekrardan başladı. Pankart problemi vardı. Maçı da izledim bu arada 90 dakika. Bu home maçıydı. Leipzig de son, son dakika yediği golle birlikte 3-2 mağlup oldu. Leipzig bu tür maçları sever. Nasıl sever biliyor musunuz? Stuttgart da defans yapmayacak. Aga. Yenmeyi oynayacak, üstüne gelecek. Leipzig de bu tip, bu tip takımlar çok sever. Öncelikle mücadele gelene 3 gol beklentisi zaten var. Stuttgart tarafı da bulabilir bu arada. Ama Leipzig tarafında ben 2 gol zaten yazdım. Leipzig tarafına 2 gol yazdım Genel 2.5 üstü idealden değerlendirebiliriz Çünkü Stuttgart tarafına da mücadele kayabilir Bu mücadele ideal ana tercih olduğunu söyleyelim Şimdi 2.5 üst diyorum Ama dedim ki bu gollerden 2 tanesi Leipzig tarafında gelebilir Eğer öyle bir şey olursa oran 1.70 küsura çıkıyor zaten Leipzig'in atacağı 2 gol 1.70 bandında Leipzig'in burada 1 golü var zaten bence 2. gol burada 1.70 beklenebilir ki 2.5 üst ana tercihim olması kaynaklı Bence uyuşuyor ve değerlendirilebilir Juventus'la Empoli karşılaşması tek bir tercih var ve yüksek orandan bir öneri olacak bu. Ben Juventus'un burada kazanmasını bekliyorum. Inter'le bir şampiyonluk yarışında ve takım son dönemde de formda. Empoli'ye baktığımız zaman da onlar da bu maçta bir şey yapmak isteyecektir de. Şöyle söyleyeyim. Empoli çıkıp da burada saldırmayacaktır. Onun bilgisini vereyim yani. Burada kapanan bir Empoli olacaktır. Juventus'ta yani çok o golcü son haftalarda formda da olsa golcü kimliği tam anlamıyla yerinde değil. 4.5 altında bir ideal olabilir ama biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 3.5 altında bir yaparak da 1.70 bandından oranı değerlendirebilirsiniz. Bayer Leverkusen ile Gladbach karşılaşması ideal kombinemi aldığım karşılaşmalardan bir tanesi. Dostlar ben burada Leverkusen tarafındayım. Son haftada galip geldikten sonra artık dedi ki ben şampiyon olacağım. Bir yerde takılacaktır mutlaka. Ama önemli bir eksiklik var. Boniface'i sanırım satacaklar. Westman'ı mı satacaklardı sanırım? 40 milyon euro. Ha, çok iyi elemandı. Ya şu Ocak ayını bence satmamaları lazımdı da iyi para verdiler. O yüzden satacaklar gibi duruyor. Gladbach'la oynayacaklar. Level Kuzen'de zaten yeni bir transferler falan derken onlar da takıma bir şeyler kattı. Ulan kimi almıştı unuttum Forvet'e ya. Boniface'i geç buradan. Ya bunlar bir tane transfer yaptı unuttum aga ya. Aklıma gelmedi. Forvet aldılar bir tane. Neyse. Şimdi daha e, dayılar diyordum. Baylar e, beklentim şu yönde. Mücadele hemen level kuzenin galibiyeti bekliyorum tabii ki. Ama 2.5 üstüne 1 olarak değerlendirdim. Oran almak adına mücadele indeks beklentisi de 3-1 ayarında level kuzenin galibiyeti olduğunu söyleyeyim. 2.5 üstüne 2 yap, 1 yaparsanız oran ideal seviyesine çıkıyor. İdeal kombinemi de aldım. Birazdan göstereceğim zaten sizlere. Diğer mücadelem PSV ile Armeri isteği mücadelesi. PSV ligde ilk defa puan kaybetti. Bu sezon ligde berabere kaldı. Kupada da sanırım kaybetti. Almeri ile oynayacaklar burada. Kendi evinde taraftar ekstra bir şey bekliyordur ki bu maçtan sonra Ajax mücadelesi var. O maçta da ekstra motive gitmek adına diğer seçeneğinde ev sahibi her iki yarıyı kazanırızı da değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi her iki yarıyı kazanırın oranı da 1.54 bandı oranı var her iki yarıyı kazanan bir PSV takımı görebiliriz diye düşünüyorum. Son mücadelemde Herakles ile Ajax karşılaşması. Burada da Ajax tarafındayım. Ajax tarafında da neden Ajax tarafındayım? Son 10 haftada zaten kaybetmeyen bir Ajax takım var. Toparlandı. 5. 6. sıraya kadar da yükselmesini bildi. Bu maçtan sonra da bir PSV mücadelesi var. Herakles'e baktığımız zaman kendi evinde oynamış olduğu 17 mücadelesinin 16'sına gol yemiş bir takım. Ajax da formda 1.5 üstünde 2. Yani en az 2 gol ataraktan da Ajax'ın galibiyetini bekliyorum. Bunun da oranı 1.42 ideal orandan değerlendirdim. Toplamda 8 adet mücadele vardı. İdeal yüksek oranlardan dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir adet de ideal kombinam var. Ekrana gelsin. Arkadaşlarım ideal kombinam bu şekilde. Alanya Pendik KG var. 1.60 gibi orandan aldım. Leverkusen maç sonu 1 ve 1.5 üst. Bakın 1.5 üst yaptım. Daha sağlam aldım. Olursa 2 biterse bizde kalsın diyerekten. 1.31 gibi orandan aldım. 1.60, 1.31 ne yapar sizlere? 2 küsur oran yapar. 2.14 bandında oran yapar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Benim önerim bu yönde sizlere cumartesi kaynaklı ilave önerimdir. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.